Trabzonspor, Fenerbahçe özelinde de aktarmak isterseniz bu tartışmaları sizden de dinlemek isteriz. Buyurun. Lemi arkadaşım bıraktığı yerden daha geniş bir penzerden bakmaya çalışacağım. Öncelikle son zamanlarda temiz futbol adı altında Ali Koç'un ve Fenerbahçe yönetiminin bir sıkış yaparak bir ortam yarattı Türkiye'de. Bu ortam içerisinde bizler de bugün program yapıyoruz. Ama Türkiye'de spordan geçinen, spordan ekmek yiyen birçok spor yazarı da bu konularla ilgili ilgileniyor. Temiz futbol dediğin zaman sanki Türkiye'de bu konularla ilgili yazacak, konuşacak pek insan çıkmıyor. Son zamanlardaki televizyon programlarına baktığım zaman herkes çöpleri halının altına süpürme doğrultusunda gayret sarf ediyor. Hiç kimse kötü olmak istemiyor, federasyona satışmak istemiyor. Pekala Ali Koç neden satışıyor? Ali Koç'un da Fenerbahçe'yi 3 yıldan beri şampiyon yapmama konusunda direngen bir federasyon var karşısında. Federasyonun bu direngen tavrı karşısında o da birçok defa yazılı ve sözlü beyanlarıyla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmasına rağmen özellikle Merkez Hakem Kurulu'ndaki dönem bir takım olayları belgeleriyle, bilgileriyle beraber federasyona sunmasına rağmen herhangi bir ilerleme göremedi. Yine tedirgin olduğu 3 yıldan beri Fenerbahçe'nin son zamanlarda hem Avrupa'da göstermiş olduğu performansı hem de Türkiye liglerinde yaşamış olduğu performansı engelleyebilecekler düşüncesiyle taraftarına karşı olan sorumluluk gereği Ali Koç bu kez isyan adı altında en son Süper Kupa'ya U19 takımını çıkararak isyan bayrağını açtı. Şimdi buraya kadar Ali Koç ve Fenerbahçe var. Ben bir adım daha ileri gitmek istiyorum. Türk futbolu nereye gidiyor? Türk futbolu temiz mi? Türk futbolu aynı zamanda dünya futboluyla ilgili entegre olmuş mu? Küresel bir futbol dünyada endüstri anlamda nerede bulunuyor? Futbol kitleleri nasıl etkiliyor? Nasıl yönlendiriyor? Böyle baktığın zaman da Ali Koç'un şu anda tarihi anlamda bir fırsat olarak öne sürdüğü, belki kendisinin de pek söyleyemediği birçok karanlık noktaya parmak ister, basmak istemesine rağmen bu parmağı sadece bana göre biraz cılız bir sıkış yaparak bu 19 takımını daha sonra çıkartarak isyan adı altında takımı geri çekti. Geri çekmesinin futbol talimatnamesinin 24. maddesine göre 3-0 hükmen Galatasaray lehine bir tesir olacak bir maç oldu bu olay. Ama bazıları kirli bilgi olarak şunu aktarıyor. Onu da hemen parantez içerisinde Türkiye Eski Futbol Disiplin Kurulu Başkanı olarak söylememde yara var. Kesinlikle Fenerbahçe'nin ligden düşürülmesi, 3 puanın silinmesi olay olmayacak. Çünkü Süper Kupa değil de Futbol Ligi ve Kupa Ligi aynı şeyler değil. Süper Kupa'da sadece bir defa oynanıyor bu maç. O nedenle talimatnamenin 24 işte bu futbol değildi. Orada 3 puanı silinmişti. Burada 3 puan silinmeyecek. Orada İstanbulspor Kulübü Başkanı'na ceza verilmişti. Burada yönetime karşı ben ceza bekliyorum. En azından yönetime karşı bir ceza olacak. Bu 45 gün olabilir, 60 gün olabilir. Çünkü orada 90 gün. Şimdi ben bunları biraz geride bırakarak futbolun asıl yüzüne girmek istiyorum biraz. Gerçekten şu anda Ali Koç güzel bir şey yaptı. Bunu iyi anlamak, iyi okumak gerekir. O bunu Fenerbahçe için yaptı. Fenerbahçe'nin kulüp başkanı olduğu için yaptı. Özellikle Fenerbahçe'ye karşı yapılan bugüne kadar birçok haksız olayın temeline inip bunlarla birlikte futbolun üzerindeki kirli oyunları ortaya çıkartmak için yaptı. Bakın bütün alt liglerde Ali Koç'un deyimiyle bütün alt liglerde ve hemen hemen televizyonlarda açık bir şekilde bahis oyununun oynandığını, Türkiye liglerinde ise bunun çok üst düzeyde devam ettiğini defalarca şikayet edilmesine rağmen bu konu sözlü ve yazılı yapıldı. Bırakın onu yapmaya. Son zamanlarda Murat Halk TV'de Murat Ağrıyel'in yapmış olduğu bir programda
596 seyircisi olan bir takımın 5 bin liraya, 10 bin liraya, hatta daha başka takımların 50 bin liraya bilet satarak kara para aklama olayını bütün televizyon ekranlarında, evet, olmasına rağmen anlattı. Bu bizim işimizi üzerinde attı. Ama diğer taraftan da bu konuda ilgili hiçbir savcılık soruşturma açmadı. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman bahisin, şikenin, kara para aklanmanın alabildiğine yoğun bir şekilde yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ve federasyonun yapısı buna çok uygun. Çünkü federasyona 30-40 yıldan beri hiç de yarışmalı bir başkan seçimi olmadı. Hep atamayla, özellikle AKP döneminden sonra özellikle atamayla beraber gelen federasyonlar başkanlarını dışarıdan seçiyorlar ve o başkan geliyor kendi kurullarını seçiyor. Bakın, federasyon dediğin zaman bağımsız bir kuruluş olmak zorundadır. Federasyon bağımsız mıdır, özerk midir sorsan dahi bile bugün federasyonda çalışanlara biz kamu kuruluşuyuz derler. Bazıları da hayır, biz özel hukuka göre yönetilen özel kuruluş derler. Ne olduğu belli değil federasyonun. O vesileyle, evet, bağımsız kurul dediğimiz tahkim kurulu da, futbol disiplin kurulu da, ekip kurulu da, UÇK da, bütün bunların hiçbiri bağımsız değil. Bunları kim seçiyor? Dışarıdan seçilen futbol federasyonu kendi ortak görüşü doğrultusuna birleşmiş olduğu kulüp başkanları ve kulüplerin birer temsilci göndermesiyle oluşturan yönetimin seçtiği bu kurullarla beraber idare ediliyor. Bir konuda herhangi bir futbol takımına veya bir idareciye ceza verileceği zaman, ben de bunu açık itiraf edeyim, bu programı yaparken ben seyirciye ve temiz bir futbolla ilgili Ali Koç'a da destek çıkarak bu konuşmayı yapıyorum ve kendimi de bir nebze bu işin içerisine tanık olarak koyuyorum. Biz kapattığımız cezaların haddi hesabı yoktu. Fenerbahçe'nin yine başkanı Aziz Yıldırım'a 3 aydan beri ceza verilemiyordu. Çünkü o dönemlerde Fenerbahçe etkiliydi Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde. Ve en son ben dedim ki bu kalkacak, bu bizim namusumuz gibi oldu. Bunu biz ceza veremiyorsak, eğer birileri gelip yukarıdan 2 kat aşağıdaki Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kuruluna gelip baskı yapıyorsa, biz ben utancımdan yaşayamam ve bir daha da ben federasyona lisede girmem. Buradan her giren herkes kesinlikle takım formasını kapının dışına bırakacak. Bir hukuksu edasıyla burada gelecek. O vesileyle beraber kararını verecek. Kimse veremedi yine. Ben bir yıl ceza verdim. Tam bir yıl hak mahrumiyeti cezası Aziz verdim. Yıldırım'a mı verdiniz o dönem? Evet, o dönem. Bu dediğim 10 yıl oluyor. Haluk Ulusoy dönemindeydi benim Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptığım dönem. Ve herkes telefonunu kapadı. Evet. Bütün telefonlara sıktım. Anlattım durumu. Çünkü bize ana avrat sinkaf yapan Aziz Yıldırım'a karşı eğer biz kalem oynatamazsak, bizi parmağın ucunda oynatıp TFF değil de TFF, Fenerbahçe Federasyonu gibi oradaki kitleyi yönetebilecek kabiliyette olan bir Fenerbahçe vardı o dönemde. Şimdi zaman değişti. Bu uzun hikaye. Daha sonra ben İstanbul'da, evet, Ankara'da İstanbul'a gelen Türkiye Futbol Sayın Kazmaz, biraz bağımsız da hızlı toparlayalım. Remzi Kazmaz, bizi biraz da hızlı toparlayalım. Söz vereceğim. Tahkim kurulu bir yıllık cezayı 6 aya kadar indirdi. Yani o kumpas o günden bu yana ne kadar oldu? Hemen hemen 10-15 yıl ve 30 yıldan beri de hiçbir zaman tek başına başkan seçilmeyen federasyonda hiçbir kurulun bağımsız olmadığını düşünecek olursak, merkez hakim kurulların ayyuka çıkan tarafkir tutum ve davranışları. Bugün bu akşam ben Lemi arkadaşlarına da onu istiyorum özellikle. Eğer bazıları gerçekten namussuzlar kadar namuslu davranamasa bu ülkede, hiçbir zaman isim temiz futbola kavuşma ihtimalimiz yok. Futbol endüstriyel bir futbol olmasına rağmen geldiği noktada bahis, şike, kara para aklaması, adam kayırma, politik anlamda siyasete malzeme yapılan bir yapı olmuştur. Ve bir gün futbolun susurluğu çok yakında patlayacak. Çünkü federasyon kaynıyor. Çünkü federasyonda hiçbir şey doğru yürümüyor. Çünkü federasyonda adalet yok, hukuk yok. O nedenle futbolun susurluğunu çok yakın zamanda bekliyorum böyle giderse. Sayın Büyük Ekşi'nin üretmiş olduğu bu federasyonda şu anda haksızlıklar diz boyu. Ali Koç bu yönde haklı olabilir.
Ama Ali Koç'a ben biraz daha cesarete davet ediyorum. Biraz daha bu konuların derinliğine inerek Fenerbahçe'ye yapılan bu haksızları yıllardan beri Anadolu takımlarına karşı yapılıyordu. Anadolu takımları bu ligin zencileriydi. Ama ne zamanki hedefler Fenerbahçe oldu, Anadolu takımlarına karşı bu haksızlar biraz daha aza indi. Şimdi buradan devamla Ali Koç'tan benim istediğim olay şudur. Bir ara verelim. Remzi Kazmaz. Remzi Kazmaz. Bir virgül koyalım. Bu işin ucu kaçıyor. Remzi Kazmaz, bir virgül koyalım. Koyalım. Serseniz. Beni duy.